sırada Amerikan basınından derlediğimiz özetler var. Gazeteler elbette Başkan Trump'ın hafta sonunda düzenlenen toplu silahlı saldırılarla ilgili kameralar önünde yaptığı açıklamanın ayrıntılarını aktarıyor. Washington Post, Trump bağnazlığı kınadı, silahları değil başlıklı haberinde Trump'ın dün yaptığı konuşmada silah kontrolü yasalarını çıkarmaya değil akıl hastalığıyla mücadeleye odaklandığını kaydediyor. Habere göre saldırıları kınayan Trump, akıl sağlığı yerinde olmayan ve şiddet eğilimi gösteren bireyleri daha iyi tanımlamak için bir an önce harekete geçileceğini söyledi. Tüm ülkenin tek bir ağızdan ırkçılık ve bağnazlığı lanetlemesi gerektiğini belirten Trump, nefret zihni saptırır, yüreği yağmalar, ruhu yer bitirir, tetiği çeken akıl hastalığı ve nefrettir, silahlar değil, dedi. Kültürel değişim çağrısı da yapan Trump, bilgisayar oyunları ve diğer mecralarda şiddetin yüceltilmesine bir an önce son verilmesi gerektiğini söyledi. Trump konuşmasından birkaç saat önce paylaştığı Twitter mesajındaysa silah satın almak isteyenlerin sıkı bir özgeçmiş ve adli sicil taramasından geçirilmesi konusuna değinmiş, silah yasasının göçmenlik yasasıyla birlikte ele alınabileceğini öne sürmüştü. Öte yandan gazete eski başkan Barack Obama'nın Trump'ın konuşmasından kısa süre sonra bir açıklama yayınladığını yazıyor. Habere göre Trump, Başkan Obama'nın adını vermediği açıklamasında liderlerimizin ağzından çıkan ırkçı hisleri normalleştiren ve korku iklimini körükleyen dil olarak nitelediği söylemleri kınadı. Obama açıklamasında dış görünüşü bize benzemeyenleri şeytanlaştıran ya da göçmenlerin hayat tarzımızı tehdit ettiğini öne süren liderler ifadeleri de yer aldı. Yeni silah yasaları getirilmesi çağrısı yapan Obama, Amerika'nın toplu silahlı katliamlar karşısında çaresiz olmadığının altını çizdi. New York Times'da Amerika'da terörle mücadelede odağın iç teröre çevrildiğini, ancak bu konuda nasıl bir taktik izlenmesi gerektiği konusunda belirsizlik olduğunu kaydediyor. Habere göre Amerika'da kolluk kuvvetleri, beyaz ırkçılar başta olmak üzere iç terörün giderek daha büyük bir tehdit unsuru haline geldiği ve bu tehdidin dış kaynaklı terör kadar büyüdüğü uyarısını aylardır yapıyordu. Ancak El Paso'daki kanlı iç terör saldırısı Amerika'nın iç terörle mücadeleye ne kadar hazırlıksız yakalandığını gösteriyor. Habere göre Amerika 11 Eylül 2001 saldırılarından bu yana yani yaklaşık 20 yıldır İslamcı terör tehdidine odaklanıyor. Ancak son yıllarda İslamcı terörün yerini beyaz ırkçı terörün aldığı görülüyor. İnternet güdümlü iç teröristler grup halinde değil tek başlarına hareket ediyor. Bu da iç teröristlerle mücadeleyi zorlaştırıyor. Yetkililer ise beyaz ırkçı saldırıları önlemek için uluslararası kökten dincilik ve aşırılıkla mücadelede kullanılan atılgan yaklaşımın aynısının benimsenmesi gerektiği görüşünde. 11 Eylül saldırılarından sonra çıkarılan yurtseverlik yasası kapsamında federal yetkililere yabancı kaynaklı terörü bertaraf etmeleri için geniş kapsamlı yetkiler tanınmıştı. Örneğin federal yetkililer online sohbet odalarında cihatçı avına çıkmak için sahte kimlikle bu ortamlarda faaliyet gösteriyordu. Oysa federal yetkililerin ülke içindeki seçenekleri çok daha kısıtlı. İfade özgürlüğünü koruyan anayasanın birinci maddesi Amerikan vatandaşlarını terör eylemlerine kalkışmadan durdurmayı zorlaştırıyor. Gazete iç terörist olarak tanımlanan bireylerin terörizm değil, nefret suçu, silah ya da komplo gibi konulardaki mevcut yasalar uyarınca cezalandırıldıklarını hatırlatıyor. Wall Street Journal ise Amerika ve Çin arasındaki ticaret savaşının bir kez daha kızıştığını kaydediyor. Habere göre Amerikan Maliye Bakanlığı, Çin Merkez Bankası'nın Yuan'ın değer kaybetmesine göz yumması üzerine Pekin'i döviz manipülasyonu yapmakla suçladı. Çin firmalarının Amerikan tarım ürünü satın almayı durdurduğunu açıklaması üzerine hızla tırmanan gerginlik, küresel mali piyasaların ani değer kaybına uğramasına ve Amerikan ekonomisinin duraksayacağı korkularının artmasına neden oldu. Çin'den yapılan açıklamada Yuan'ın ani değer kaybının piyasa güçlerine bağlı olduğu belirtildi. Başkan Trump ise bunu Amerikan ekonomisinin Çin tarafından doğrudan hedef alınması olarak değerlendirdi. Trump uzun süredir Çin'in küresel piyasalardaki ihraç ürünlerinin fiyatını ucuz tutmak için Yuan'ın değerini suni olarak düşük tutmasından yakınıyor.
Amerikalı yetkililer ise Başkan Trump'ın geçen hafta 300 milyar dolarlık Çin malına 1 Eylül'den itibaren %10'luk gümrük tarifesi uygulayacağını açıklamasından sonra Çin'in misilleme yapmasını zaten bekliyordu. Bugün de Amerikan basınından öne çıkan başlıkları aktardık. Amerikan gazetelerinin manşetlerini hafta içi her gün yayınlarımızda paylaşmayı sürdüreceğiz.